Yani şimdi ben özellikle Fuat Uğur'u dinlerken sanki Kemal Bey'in hani Kandil'i yerle bir edeceğim şeklindeki PKK ile mücadeledeki kararlılık ifadesinden rahatsız olduğunu hani anlayacağım neredeyse, ama Fuat Uğur'u tanımasam yani kendisini hani biraz tanıyorum. Terörle mücadeleden rahatsız olmayacağını da biliyorum o çerçevede. Ama sanki hani öyle bir hava veriyor. Yani Kemal Bey'in PKK'yı yerle bir edeceğim, Öyle değil Kandil'i mi? Ya darmadağın tam edeceğim, olarak şunu dedi. bitireceğim Aslında PKK'yı. çok güzel bir şey söylüyor ama ben Kemal Bey'i samimi bulmuyorum. 15 gün sonra da farklı bir şey söyleyebilir. Yoksa Kandil'i başlarına Yok yok, yıkacağım demesinde söylemez. bir sıkıntı yok dedi. Yani bundan mutluyum dedi. Bunu Yok. Duymaktan Teşekkür memnunum. ederim Şaban Bey, Evet. yanlış anlamaya müsait bir profili var. Onun için izah etmen iyi oldu yani. Ankara'ya geç de Yok geliyor yok, yanlış olabilir. anlama değil de. Yani hayır, şöyle. Yani yapılamaz bu. Yani PKK kardeşim, mümkün mü PKK'yı işte Kandil'i yerle bir etmek? Mümkün değil. Ya 40 yıldır yapamıyoruz bunu. Nasıl yapacağız? Yani Türkiye'nin o yeteneği yok ki filan hani anlamında. O zaman biz PKK'ya teslim olalım. Yani madem onu hani bitiremiyoruz. Ya Kandil'i madem yerle dediklerini bir böyle edemiyoruz, anlayabilmek PKK'ya için teslim özel bir olalım. çaba gösteriyor musun Şaban Bey? Tamamlasın Fuat Bey bir saniye. Dediklerimi böyle anlamak için Hayır, özel bir sen, çaba ya gösteriyor hayır. musun? Fuat Ur aynen bunu söylemedin mi? Yani Bak aynen şunu söyledim Türkiye'nin Şaban Bey. Aynen şunu Kandil'i yerle söyledim. bir etme yeteneği olmadığını söylemediniz mi Kandil'i ya? yerle eksen etmek Sinem Hanım'ın da yardımıyla eğer sembolik bir şey ifade ediyorsa Türkiye zaten Kandil'i yerle eksen ediyor dedim. Yani aynen böyle Nasıl söyledim. ediyor? Yani PKK Nasıl ile ediyor? Örgüt mücadelede orada, örgüt verdiği orada. başarıyla zaten yerle eksen ediyor. Ama Kandil'i gerçekten Kandil'i coğrafi anlamda yerle eksen etmekse amacı buysa bunun coğrafi olarak mümkün olmadığı 40 yıldır belli zaten dedim. Ve bu birkaç kere operasyon yapıldı ve PKK'ların tuzağına düşmek gibi bir tehlike belirdiği için bundan vazgeçildi. Bunun yerine çevreleme tercih ediliyor dedim. Yani bunları söyleyeyim de siz devam edin. Yani dediklerimi çarpıtmayın lütfen, rica ediyorum. Buyurun Şaban Semih. Yo yo, çarpıtmıyorum ama yani Kandil'i zaten Sayın Kılıçdaroğlu da Kandil'i yerle bir edeceğim derken oraya coğrafi olarak hani dozerleri gönderip işte o tepelik dağlık arazileri işte dümdüz yani yapacağım anlamında demiyor. Kandil'i yerle bir edeceğim ifadesi mecazi bir ifade ve orada kastedilen oradaki örgüt yuvalarını darmadağın edeceğim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok sevdiği o laf var ya, inlerine gireceğiz lafı. Sayın Kılıçdaroğlu da bir nevi onu söylüyor. İnlerine gireceğiz ve dağıtacağız diyor Kandil'i. Ya Kandil'deki PKK'yı darmadağın edeceğiz diyor. Yani bunu anlamak lazım. Şimdi efendim bunu Yozgat'ta söylemiş. İşte tezkereye hayır oyu vermesini efendim milliyetçi seçmen ve Cumhuriyet Halk Partisi içinde işte tezkereye niye karşı oy verdin diye kendisine kızan seçmenlerin gönlünü almak için bunu söylemiştir. 15 gün sonra bundan vazgeçer yaklaşımını da hani doğru bulmuyorum. Şöyle yani bakın burada Suriye tezkeresi, ya tezkerenin adı bir defa Suriye tezkeresi, onu ayıralım. Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye politikasına başından beri karşı ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun hükümetin politikasına karşı olmasının haklılığı da bugün itibariyle, yani yıllardır da bugün itibariyle de ortaya çıkmış durumda. Şimdi Türkiye Suriye'de tam bir maalesef sıkışmışlık yaşıyor. Adeta Amerika ile Rusya arasında bir hani bir çözümsüz bir duruma girdi Türkiye'nin pozisyonu ve buradan bir işte nasıl daha az zararla kalkarım, Suriye'deki bu işte savaştan nasıl daha az zararla Türkiye'yi kurtarabilirimin arayışı içinde ülkemiz, değil mi? Bunu görüyoruz bugünlerde, tam da bugünlerde Türkiye'nin kafa yorduğu olay Suriye'den nasıl en az zararla kurtulabiliriz çözüm arıyor Türkiye. Dolayısıyla neymiş? Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ta 2011'lerden beri hükümetin Suriye politikasına karşı duruşu doğrulanmış anlamına geliyor. Keşke biz hiç bu Suriye bataklığına saplanmasaydık, bulaşmasaydık. Hadi diyorsunuz ki işte şu kadar uzun bir sınırımız var Suriye'de. Dolayısıyla orada bir iç savaş var. İşte Amerika girmiş, Rusya girmiş, işte IŞİD'i var, İran'ı var, Hizbullah'ı var, İsrail'i var. Nasıl karışmayacağız? Tamam, karışalım ama bu sefer de doğru karışsaydık. Yani işte ben Emevi Camii'nde namaz kılacağım gibi böyle o Osmanlı'nın fetihçi anlayışıyla
olaya dalmasaydık belki Türkiye'nin başına bu belalar gelmeyecekti. Hem ekonomik belalar, yani işte muhtemelen işte 80 milyar, 100 milyar dolar Türkiye'nin hani Suriye Savaşı'na israf oldu. İşte oradan gelen şeyler, sığınmacılar ve Türkiye'nin Suriye'deki işte silahlı kuvvetlerimizin Suriye'deki operasyonları için harcanan paralar, İdlib'de işte Suriye'nin değişik bölgelerinde silahlı kuvvetlerimizin kontrolü altında olduğu bölgelerde yapılan ekonomik maddi harcamalar, paralar filan belki 100 milyar doları da aşan bir şey oldu Türkiye'nin. Hani maddi kaybı oldu. İki, Türkiye'nin demografik yapısı bozuldu adeta. Yani Türkiye'nin demografik yapısı bozuldu. Ne oldu? 5 milyon Suriyeli sığınmacı ülkemizin değişik yerlerine, yani bütün işte Edirne'sinden Kars'ına kadar, Hatay'dan efendim Samsun'un Bafra'sına kadar bütün Türkiye'ye 5 milyon Suriyeli sığınmacı Arap kültüründen gelmiş, Türk kültürüne tamamen yabancı ve bizim toplumun, bizim demokratik cumhuriyetin işte genlerine ve kültürüne uyum sağlayamayan 5 milyon bir Arap var toplumumuzun içinde ve yüksek bir hızla ürüyorlar, çoğalıyorlar. Hani çocuk yapma hızları çok yüksek biliyorsunuz. Toplumun demografik yapısını da, yani Türk milletinin demografisini de bozan bir sonuç var. Dolayısıyla biz bu işte savaşa en başından beri, ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Esad'la çok da güzel ilişkileri vardı. Hakikaten çok da iyi ilişkiler vardı. Hepimiz de memnunduk o ilişkilerden. Yani birlikte tatil yapıyorlardı. Yani işte Beşar Esad, Esad'ın eşi, işte Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Hanım, Emine Erdoğan Bodrum'da, değil mi? Yani bir hafta 10 gün kaç defa tatil yaptılar. Ortak Bakanlar Kurulu toplantılarına işte geçmişti Türkiye ve Suriye. Yani Türkiye ve Suriye'nin ilişkileri bu kadar şeyken, iyiken Suriye tam da Türkiye'nin nüfuz bölgesi haline dönüşüyorken ve ekonomik ve işte sosyal ve stratejik çıkarlarımız tam da daha da gelişecekken Suriye ile bu iyi ilişkiler nedeniyle, efendim Amerika'nın başlattığı o saçma sapan Arap Baharı, işte ben efendim şeyin Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım anlayışı Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ne oldu? Bugün geldiğimiz noktada bakın 10 yıl sonra biz Suriye savaşı nedeniyle Türkiye'nin kayıplarını ve nasıl daha az zararla bu işten kurtulabileceğimizi konuşur hale geldik. Şimdi dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu Suriye'ye asker tezkeresine hayır verirken kendi içinde oldukça tutarlı. Kendi içinde oldukça tutarlı. Ha, daha önce neden 7 kez evet verdin? Daha önce 7 kez madem bu savaşa girildi, ya kerhen verilmiş bir şeydir, evet oyudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceki Suriye tezkerelerine verdiği evet oyu kerhen verilmiştir. Yani silahlı kuvvetlerimiz madem Suriye'ye hükümetin yanlış politikası nedeniyle girdi, biz de silahlı kuvvetlerimizin arkasında duralım anlamında verilmiş bir evet oyudur. Ama artık gelinen noktada Suriye'de çözümler aranıyor. İşte Amerika ile Rusya ortak yeni Suriye anayasası hazırlamaya çalışıyorlar. Suriye, Esad diyor ki Türkiye'ye topraklarımızı terk edin, çekin askerlerinizi diyor. Diğer Amerika diyor, Rusya diyor aynı şeyleri Türkiye'ye. Bizim artık Suriye'den en az zararla ve yani elde edebilirsek tabii ki karla, ama maalesef bir kar görünmüyor. Çıkmamız lazım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi artık yeter artık, hani yavaş yavaş biz Suriye'yi terk edelim, çıkalım Suriye'den diye pozisyonuna gelmiş. Ve yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin YPG devleti kurulsun diyor Şaban Bey. Öyle bir şey demedi Fuat. Yani, Fuat Uğur, öyle demiyorum şey kardeşim. Bakın YPG yani, devleti kurulsun ama, demiyorum. Bakın, ama Türkiye şimdi, bakın, neden bir dakika, bu tezkereyi gündeme mücadele getiriyor? Için, Fuat Türkiye Uğur, Suriye'de bir YPG devleti Uğur, kurulmasını terörle istemiyor. Için, sen terörle mücadele için geri tezkereye gerek yok. Geri çekilsin demek Türkiye Suriye'de bir YPG devletinin kurulmasıyla eş anlamlı bir söz demektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aşkına, peki, sen peki, mesela 2023 seçimlerine giderken HDP ile işbirliğinin bir nişanesi olarak böyle bir tezkereye hayır dediğini düşünmüyor musun? Yani arkadaşlar, çünkü sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu YPG'nin vatanların savunan savaşçılar olduğunu söyleyebilen bir siyasi lider olduğu için böyle bir davranışı, böyle bir tezkereye hayır deme girişimi çok anlamlı kaçıyor gibi geliyor tamam, bana. Yani bu konudaki görüşlerini merak ediyorum. Arkadaşlar, Nadir Bey'e geçeceğim. Cevabınızı alayım.
Arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar bakın bu ülke hepimizin. Bakın bu ülke hepimizin. Siyasetçiler bir takım çekişmeler, bir takım rekabetler. Kendi işte bir küçük siyasi çekişme meselesi değil Şaban Bey. Bu bir vatan meselesi. Yani ya Türkiye'nin sınırlarının ötesinde YPG devletinin kurulmasına Türkiye Cumhuriyeti izin veremez. Bunu herkesin aklına sokması lazım. O yüzden de Türkiye'nin oradan çekilmesi demek orada YPG devletinin kurulmasına izin vermek anlamına gelir. Ben bu yüzden diyorum ki Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin oradan çekilmesiyle YPG devletinin kurulmasına taviz veriyor demektir dedim. Peki alayım yanıtınızı Nadir Bey'e geçeceğim. Kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle peki, katılmıyorum. Peki YPG devleti bir saniye ama cevap versin Fuat Ur. Bir saniye cevap versin. Bu ülke hepimizin. Bu ülke hepimizin elbette ki YPG PKK devletinin kurulması Türkiye için bu nasıl olacak? Beka sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kesinlikle ona izin vermemelidir ama nasıl AK vermeyecek Şaban mevcut Bey? Mevcut iktidarın yanlış politikalarıyla PKK devleti zaten orada fiilen kurulmuş halde şu anda Suriye topraklarının hem de petrol bölgesinin üçte birini yani Suriye topraklarının üçte birini bu PKK devleti dediğiniz yapı kontrol ediyor. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyiyle, desteğiyle. Dolayısıyla burayı darmadağın etmek için Türkiye pek çok fırsatı kaçırmıştır AK Parti yanlış politikalarıyla. Şimdi de diyorsun ki efendim askeri çekersek oradan, orduyu çekersek işte YPG PKK devleti kurulur. Geçmişte kardeşim, yanlış politikalar niye, oldu diye Türkiye'ye orada şu YPG orada devleti kurulmasına izin vermeli Fuat Ur, mi? Bunu Sayın Cumhurbaşkanı yani lafları oradaki var. YPG devleti bir vaka. Yani buz gibi bir gerçek orada Neden Şaban YPG'ye, Bey. Neden YPG'ye, PKK'ya, Amerikan tırlarıyla gönderilen silahlara bir operasyon yapmıyor? Ben bile anlamıyorum Fuat Bey. İnanın yani. Neden soruyorum? Ama ben o da soruyor ve ister istemez ben anlamıyorum. İzleyici de anlamaz. Ben soruyorum. Ben tamam, sana soruyorum. O da soruyorum. Size soruyormuş. Peki, alayım sorunuzu. Ben sana soruyorum Fuat Ur. Bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri zaten şu anda Suriye'de değil mi? Evet. Suriye'de. YPG, PKK devleti dediğiniz bölgede yıllardır maalesef var. Yani 3-4 evet. yıl oldu PKK YPG orayı tam hakim olalı. Yani evet. IŞİD oradan evet, çıkıp doğru. tam YPG, PKK sınırları diye orası artık tescillendi adeta çok, maalesef. Çok doğru. Sade de gelelim. Amerika Birleşik Devletleri de oraya şey yapmaya lojistik destek, askeri destek, ekonomik destek evet. vermeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ya niye işte YPG bölgesine, YPG'ye destek veriyorsun? İşte bizim için beka sorunudur, biz kabul edemeyiz deyip duruyor. Bizim silahlı kuvvetlerimizde, Türk ordusu da şu anda Suriye'de. Neden kardeşim ona görev vermiyor Erdoğan ve AK Parti hükümeti? Git kardeşim YPG bölgesini darmadan et. Neden demiyor? Evet. Neden tam, kimi kandırıyorsunuz? Cevap veriyorum. Daha geçtiğimiz hafta Roma'da. Adım bile atamıyor. Size, peki, bakın ben, Amerika Birleşik Devletleri izin vermezse AK Parti yani. Adım bile atamıyor. Fuat Ur daha geçtiğimiz hafta Roma'da Erdoğan Biden'dan izin istiyor. İzin. Tamam burada bir durum. Suriye'de bir durum, operasyon bir yapabilmek duralım. İçin. Bir yanıtını alalım. Ne diyorsun alalım. Kardeşim? Bu senin uydurman. Yani böyle bir şey olmadı. Nasıl uydurmam ya? Nasıl uydurmam? Bu senin uydurman. Bak açıklamalara bak. Resmi açıklamalara Hayır. bak. Niye yapmıyoruz operasyonu? Niye yapmıyoruz operasyonu? Türkiye şunu söyledi. Türkiye izin istemiyor. Ancak ben bu harekatı yani daha önceki i̇şte harekatlarda şöyle, olduğu gibi Türkiye böyle. Ben Hadi bu harekatı yapacağım işte, der. Trump döneminde olduğu gibi Şaban Sevinç bunu senin Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da bilmem ne liderleri yapamaz Erdoğan yapar. Bunu bil. Hiç de bir şey yapamaz. Der, bilakis, o harekatı bilakis, yapar bilakis, ama bilakis, bunun Erdoğan için yapamadı, uygun zamanı kollar ve uygun zemini kollar ve yapar. Erdoğan size benzemez. Bilakis Erdoğan yapamadı. Sizin o bildiğiniz liderlere benzemez Şaban Bey. Kimseden soktu, de izin almaz. Bunu gerçekten bilmeniz bir lazım. Yani verildi. Kemal Kılıçdaroğlu gibi profiller böyle harekatları ve böyle girişimleri yapabilmekten acizdirler. Bunu biliyoruz biz. Yani bunun için zaten güvenemiyoruz. Erdoğan Zeytin Dalı harekatını, Afrin'deki harekatı nasıl başlattıysa aynı şekilde bir harekat daha yapar. Şaban Bey, bir hareket daha yapar ve bu harekatla YPG'yi tam ortasından böyle nasıl güvenlik koridoru oluşturduysa ve aynı zamanda Rusya ve Amerika buna
izin vermek zorundaysa uygun zamanı ve zemini kollar ve yapar. Erdoğan sizin bildiğiniz liderlere benzemez. Benzemediğini de gösterdi. Geçmişteki hatalar nedeniyle biliyorum, Erdoğan'ın maalesef, Suriye'den maalesef çekilmesini maalesef istemek, orada YPG devletinin kurulmasına izin bizim vermek anlamını taşır. Bunu isteyen CHP'dir, bunu sen de dilinle ikrar ettin. CHP orada bir YPG devleti kurulmasını istiyor. YPG devleti Amerika'nın ve İsrail'in projesidir. YPG devleti Irak petrollerinin Akdeniz'e uzanan kapısıdır. YPG devleti Türkiye'yi ortadan hançerleyecek bir devlettir. YPG devleti bir İsrail projesidir. Eğer bunu anlamıyorsanız anlayacaksınız Şaban Bey. Senin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu biliyor. Sen de bil lütfen. Yani kimse kimsenin Kılıçdaroğlu'su değil, kimse kimsenin de Erdoğan'ı değil. Kemal yani Bey'in İsrail'den aldığı... Şahsileştirmeyelim, kişiselleştirmeyelim. Hayır, senin yani Kılıçdaroğlu derken, benim onun Kılıçdaroğlu falan şey derken yani, yani sonuçta... Neyse, bu işi yani bu noktaya getirmeyelim, taşınıyor. Yani Şaban Bey'in Kılıçdaroğlu'su değil tamam, tabii. AK Parti'nin, çok özür dilerim, Nadir Bey'den de İsmail Hakkı... Ben kendisine fazlasıyla söz vereceğim. AK Parti'nin, bakın Sinem Hanım, AK Parti'nin Türkiye'nin ulusal menfaatlerini koruyamadığı... Türkiye'yi her geçen gün daha da maalesef dış politikada çözümsüzlüğe AK Parti olmasaydı Türkiye'nin ulusal menfaatlerini koruyacak başka bir parti ortadadır. Çıkamazdı. Amerika Türkiye, Birleşik Devletleri'nden izin almadan Oruç Reis gemisini söyleyemezsin. Antalya bunu Körfezi'nden çıkaramamaktadır bu AK Parti. Tarihin hakikatlerini çarpıtmak ve onlara aykırı konuşmaktan ibaret bir konuşmadır. Peki bu tartışmaya bir virgül koyalım. Tabii işin bir de İYİ Parti lideri.